Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Bugün beraber konvers batik yapımını yapacağız. Bunun yapımını anlatacağım size, göstereceğim inşallah. Şöyle patiğim var. Bunun yapımını göstereceğim. Şöyle Bismillah deyip şöyle şu ucundan başlayacağım. Şunun yapımını aşama aşama size anlatacağım, göstereceğim. Şöyle Bismillah ya Allah. Şöyle 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyorum şöyle. Ve 2 zincir çekip 14 tane şunun içini dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şöyle başladığımız yere şöyle şunu kilitliyoruz şöyle. 2 tane zincir çekiyorum ve ikişer ikişer batıyorum. Şöyle 1 2 2 kere aynı yere batıyoruz. 14 yaptık. Yaptığımız 14 taneydi. Şimdi onun üstüne 28 olacak. İkişer ikişer battığımızda her bir ilmeğin tepesine 2 kere batıyoruz. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ve 28. Şöyle tekrar şunu kilitliyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bu sefer birinin tepesine bir tane kere batıyoruz. Şunu şuna 2 batıyoruz. 1 2 3. Buna 1 batıyoruz. Buna 2 batıyoruz. Bir batıyoruz. İki batıyoruz. Şöyle bir ilmeğimizin tepesine bir kere batıyoruz. Bir ilmeğimizin tepesine iki kere batıyoruz. Şöyle bir batıyorum. Şuna iki batıyorum. Şuna bir batıyorum. Şuna 2 batıyorum. Yani son toplamında 42 tane ilmeğimiz olacak, trabzanımız olacak. 3. sıramızda 14 ile başladık. 28 oldu. 42 olacak son 3. sıramızda.
Birine batıyoruz, bir batıyoruz, birine iki batıyoruz. Bir trabzanımızın tepesine bir kere batıyoruz. Bir trabzanımızın başına iki batıyoruz. Bir tek bir çift, bir tek bir çift yapıyoruz sonuçta yani. Şöyle. Şunu da ikişer battık mı? Sıramızı, üçüncü sıramızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle kapatıyoruz. Bundan sonrası sadece bir tane artırmamız olacak. Şöyle bir iki artık birer birer batıyoruz. Artırmayı şöyle iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz 10 11. 11'de 2 kere batıyorum şöyle. 42 tanemiz vardı. Şöyle ortalama olsun diye 11'de batıyorum. Bu sırada artırma yok. Şimdi sıra sonuna kadar örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Tek tek batıyoruz. Artırma sadece şurada artırmasını yaptım. Burada herhangi bir artırma yoktu. İkinci sırada tekrar beraber örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi kapatıyorum. Bu beşinci sıramızı, iki zincirimizi çektik. Ve ilmeklerimizi örmeye, trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Şöyle şu anda şurada herhangi bir artırma yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuraya geleceğim. Dönüp de tekrar şuraya geleceğim. Son 11 ilmeğim kalınca artırma yapacağım şu köşede. Şu yandan yapacağım. Şöyle gidip de şuraya kadar geleceğim. Ben yine onu örmeye devam edeyim şuraya kadar. Artırma yerine gelince tekrar beraber örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artırma yerine kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ilmekteyiz. Trabzan'da şöyle artırdım, 2 kere battım. Her bir sırada bir tane artırma yapıyorum. Ben bu sıram 5. sıramdır. Ben bordo ipime geçeceğim arkadaşlar. Konversimizi yapmak için. Şimdi ipimi kopardım. Koparıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sıramızı yaptı. Şimdi bu ipimi koparıp şöyle bordo ipimle devam ediyorum örmeye. Şöyle başladığımız yerin bir yanına batabiliriz. Aynı yere batabiliriz. Ben aynı yere batıyorum arkadaşlar. Onu kilitliyorum zaten. Şöyle bir iki zincir çekiyorum. Ve bu sırada artırmamızı şöyle sıra sonunda yapacağım. Şuraya batacağım. Bunu da içinde ipimizi yürütüyorum. Kaybediyorum. Şöyle bakın. Sadece bir tane artırmamız var. O da başladığımız noktada onu yapacağız bitişte.
Şurada artırmamızı yapacağız bir sonraki. Şunu şöyle sadece örüyoruz sıra sonuna kadar. Şuraya kadar örmeye devam edeceğim. Şöyle 5 sıra ve yaptık beyazımızı. 1, 2, 3, 4, 5 ve bordoya geçtim. Geçişi de şöyle gösterdim size. Şimdi ben yine sıra sonuna kadar artırma yerine kadar şuraya kadar öreceğim. Beraber yine artışı göstereceğim size. Beraber yapmaya devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, ben şimdi sıra sonuna kadar geldim. Şöyle artırmamızı şuraya, şunun zincirin dibine kilitlediğimiz yere batıyoruz. Şöyle ve artırmamızı yapıyoruz. Tekrar kilitliyoruz şunu. Bir, iki. Zincir çekiyorum. Şöyle şunu örmeye devam ediyorum. Şöyle 12 tane öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'de arttırma yapıyorum şurada yine. Ve artık arttırma yapmıyorum sıra sonuna kadar. Bu sıra, her bir sırada bir tane arttırmamız oluyor arkadaşlar. Şöyle örüyoruz yine. Arttırmamızı yaptık. Artık yok arttırmamız bu sırada. Her bir sırada bir tane arttırıyoruz. Bir trabzan arttırıyoruz. Ve şimdi bunu sıra sonuna kadar örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Sonra yine beraber örmeye devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar ördüm. Kilitliyorum şöyle, hiç gördüğünüz gibi hiç burası bitiş yeri, hiç başlangıç yeri, bitiş yeri hiç belli olmuyor. Çok düzgün geldi. Şöyle tekrar şuraya kadar öreceğim arkadaşlar. Son 12 kalan ilmek kalana kadar şuraya kadar artırmamı yine bu tarafta yapacağım. Şöyle size göstereyim. Şurada yapacağım artırmamı. Şöyle şu köşede oraya kadar yine örmeye devam edeceğim. Artırmamı orada yapacağım. Onu da size göstereceğim. Benim patiğim Converse patiğim 38 39 40 numaradır arkadaşlar, şu yaptığım. Onun için de size püf noktalarını göstereceğim. Şuranın yükseltmesi falan nasıl oluyor? Onu da hepsini anlatacağım şimdi inşallah. Şöyle ben şunu örmeye yine devam edeyim. Şu son 12 kalana kadar örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trabzanımız şöyle 2 kere battım. Artırma yaptım. Bu artırmamı da böyle burada yaptım. 47 trabzanım olmuş oldu toplamında. 8. sıradayım ve 47 trabzanım oldu. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bunu kilitledim. Şöyle 2 zincir çektim. Ben şimdi yine bunu örmeye devam edeceğim sıra sonuna kadar. Artırmamı şöyle şuradan yapacağım bitişte. Şurada arkadan kilitlediğim yerde batacağım. Artırmamı orada yapacağım. Bu sıradaki
Ben yine sıra sonuna kadar örmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, 9. sıramızı şöyle şuraya batırıp dibine ve bir artırmamızı yapıyoruz. Şu anda 48 trabzanımız oldu. Şunu iki tane zincir çekiyorum. Ve 10. sıradaki artırmamı şöyle şu iki kenarda yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şöyle şu iki kenarında yapıyorum. Patiğimin şu iki kenarında yapıyorum. Şurada yapacağım. Şu iki kenarda yapacağım arkadaşlar. 14 tane trabzanımızı yaptık. 14. iki kere batıyorum. Ve bunu şu yana gelene kadar yine örmeye devam edelim. Orada da 14. zincirde batıyoruz. Sondan 14. iki kere artırıyoruz. Bir bu yanda, bir bu şu yan taraftan, şu bir de bu taraftan, iki tarafından yanlarda artırma yapıyorum 10. sırada. 11. sırada tam ortada yapıyorum arkadaşlar. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir tane fazla. Şuraya iki kere batıyorum. Ve her iki yanımı yandan arttırmış oluyoruz. Şöyle şu yanlardan arttırma yapmış olduk arkadaşlar. Ve şöyle ben şöyle size anlatayım şunu da. Şimdi ben sıra sonuna kadar öreceğim. 11. sıramızda şöyle tam ortada şunu ortalayacağız. Şunun ortasında şurada bir tane artırma yapacağım. O kadar, şu ortada tam ortasında bir tane artırma yapacağım 11. sırada. Ben oraya kadar öreceğim arkadaşlar. Şuraya kadar bir dahaki sırayı, ondan sonra tekrar beraber örmeye devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, ben şimdi şöyle artırma yerine geldim. Şöyle iki kere batıyorum. Tam 25 tane trabzan yaptım. Tam şöyle ortasına şöyle göstereyim. Tam ortası burası. Ve şu anda 51 ilmeğim trabzanımız oldu. Ben şurada da bir tane artırmayı düşünüyorum, yapmak istiyorum. 52 tane olsun. Çünkü bizim babetimiz büyük. Konversimiz, numaramız büyük olduğu için ben 52 tane yapacağım. Şurada da bir tane, şu sıra sonunda şu birleşme yerinde bir tane artırma daha yapacağım. 52 olacak toplamında. Ben şimdi yine oraya kadar örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle ben yine örmeye devam edeyim oraya kadar. Evet arkadaşlar, ikinci arttırmamı da şöyle şu arkada yaptım. Şuraya batırdım. Şu anda 52 tane trabzanımız var. Şöyle ben şunu şöyle ipimi hiç koparmadan şöyle şunu geçirip kilitliyorum şurayı. Ve şurada
Tam ortada bir artırma yapmıştım. Şuradan başlıyorum saymaya. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9'uncuya batıyorum. Şöyle göstereyim tekrar size arkadaşlar. Şu ortada tam bir artırma yapmıştım. Şu artırmanın ortasına batıyorum ve şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şöyle şuradan 9, şu taraftan da 9. Toplam 18 tane trabzan şurada yapacağım. Şunu yapmak için, şu önünü yapmak için konversimizin. Şöyle ben 18 trabzanla yapıyorum. Şurası biraz içeri girsin ve açık kalmasın diye. Benim numaram da büyük olduğu için numaradan dolayı. Şöyle şuradan tığımı batırıp şunu şöyle alıyorum arkadaşlar ve şunu şöyle biraz esnetiyorum. Arkadaki ipimi hiç koparmadan, düğüm yapmadan şunu zaten sonra işlem şunu ördüğümüz zaman içine girecek, kaybolacak. Şunu şöyle biraz gevşek bırakıyorum. Esnek olsun diye. Ve şöyle daha pratik bir şekilde hiç ipimi koparmadan, düğüm yapmadan. Düğüm olunca insanın ayağına batabiliyor. Şöyle iki zincir çekiyorum. Ve Bismillah deyip 18 tane şu önünü 18 tane yapıyorum. 18 trabzanla başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 18 tane yaptık. Önce şu önü yapıyoruz. Şöyle 18 tane trabzan ördük. Şöyle iki zincir çekip tekrar dönüyoruz. Ve bunu örmeye böyle 12 sıra örüyoruz. Örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 12 sıra olana kadar örmeye devam edeceğim ben. Şimdi başladığımız noktaya kadar örmeye yine devam ediyoruz şöyle. İlmeğimizi tekrar yaptık. Trabzanımızı, ilmeğimizi. Şimdi yine tekrar iki zincir çekip tekrar dönüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şu konversimizin önüdür. Ben 18 yaptım. Siz 16 da yapabilirsiniz veya da istiyorsanız daha geniş pençeli ayaklar olunca yani ayaktan ayağa ayağın modelini şeklini siz daha iyi biliyorsunuz. Kime yapıyorsanız onun ayağına göre daha yani onu ayarlayabiliyorsunuz. Ben 18 yaptım şunları. Siz 16 da yapabilirsiniz. 15 de yapabilirsiniz. Yani o size kalmış bir şey artık. Ben şimdi bunu 12 sıra öreceğim. Onu ördükten sonra yine birlikte olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Konversimizin önünü yaptık. 12 sıra yaptım, bitirdim. Şimdi şu yanlarını şunu başlayacağız. Üstünü örmeye de başlayacağız. Şöyle. Arkadaşlar şu önünü yaptığımız şurası ben size göstereyim daha yakından. Şöyle şu birinci ilik,
İkinciye batıyoruz. Şunun altındaki ikinciye, şu birinci trabzana değil, ikinci trabzana şöyle beline doluyoruz. Şöyle üstten ipimizi alıyoruz ve zincir çekiyoruz. Şöyle bir iki zincir çekiyoruz. Ve diğer ilmeğimizin beline yine doluyoruz. Şöyle bir şey, niçin onu yapıyoruz anlatayım. Şunun şöyle şuranın üste gelmesi için, şu yaptığımızın şu içte kalması için, bunun da üste gelmesi için, şu yanların üste gelmesi için, şu önünü yaptığımız konversinin önünü yaptık ya, şunun içeride kalması için, bu üste gelmesi için, açılmaması içindir. Şöyle şurada bunu fazlalığa batırıp yaptık. Şimdi şöyle artık bunu diğer tarafta aynı şekilde şu ipimizi içinden yürütüyoruz arkadaşlar. Yürütelim, kaybedelim ipimizi. Şöyle. Arkadaşlar şöyle şimdi yine örmeye devam edelim. Tek tek batıyoruz. Herhangi bir artırma falan yok burada. Bunu tek tek batıyoruz. Şunun dibine de batalım. Şöyle ve şu ipimiz koparmadan öne geçmiştik ya, şunu şöyle beraber şunu içine şöyle üstüne bırakıyoruz. Onu da içinde kaybediyoruz. Şöyle bunu kaybediyoruz. Şöyle şuraya geldik. Tekrar şöyle arkadaşlar şuraya batıyoruz. Şunun birinci değil ikincinin şöyle iki altına iki tane batıyoruz. Şöyle bir iki şöyle şuraya. Şöyle batıyoruz. Bu bunun üstüne geliyor. Şu yaptığımız şu öndekinin üstüne gelecek şekilde ve tekrar iki zincirimizi çekip dönüyoruz. Bunu böyle 5 sıra 5. sıraya kadar herhangi bir artırma yapmıyorum arkadaşlar. 5. sırada artırma yapıyorum. Şunu 5 sefer yani 5 sıra git gel yapıyoruz. Aynı şekil herhangi bir artırmamız yok. Eksiltmemiz yok. Zaten artık burada eksiltme olmaz topuğa kadar. Şunu örmeye devam edeceğim 5 sıra. 5. sırada artırma olacak. Şuraya şu uca geleceğiz. Şuradan şuraya uca geleceğiz. 2 zincir çekip yukarı çıkacağız. Tekrar buraya tekrar 2 zincir. Öyle git gel yapacağız 5 sıra. Ondan sonra 5. sırada 4 sıra yapacağız. 5. sırada artırmayı göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bu 5. sırama geldim. Şurada şöyle
altına gelecek şekilde 12 tane yaptım. Şöyle 13. de arttırma yapıyorum. Batıyorum. Bir arttırıyorum. Şöyle şunlar yana gelecek. Arttırmamız alta gelecek şekilde yapalım arkadaşlar. Şöyle bir tane daha gideyim bence ben. Şöyle. Ben her sırada 2 tane arttırıyorum. Şöyle yamuk durmasın. Şu iki yanı da yükselsin diye. Şöyle hem şurasını yükselteyim hem şurasını yükselteyim diye şu iki tarafında da artırma yapıyorum. Arkadaşlar ben şunu şöyle o, zincirin dışında 38 ilmekle başladım. 38 trabzanla başladım. Şunu bir sıra artırır, yani bir sıra ve iki sıra arada bırakalım ve artırmamızı her sırada yapmayalım ve üst üste gelmemesine dikkat edelim artırma yerlerimizin. Ve şöyle bir şey yapalım. 48 artırma olsun. 48 trabzana ulaşana kadar artırma yapalım. Şurada artırma yapmıştım. Bir de şurada yapacağım arkadaşlar. Şöyle her iki tarafı da eşit şekilde yükselsin diye. Artırmamızın nedeni şuranın daha geniş ve yüksek olmasıdır. Ayağımızdan kaymaması için. Şöyle bakın, şöyle geldikçe yükselmiş şöyle. Şöyle fark ederseniz, çünkü şuradan bakarsanız şöyle burası daha yüksek, şu arkası daha yüksek gittikçe yükselmiş yani. Onun için şunu şöyle şu ayırdığımız yerden saysak şuradan başladık ya. Saysak 16 sıra işleyeceğiz. Şöyle toplam saysak 22 sıra işleyecek şu bordoyu. Şu bordodan sayalım. 22 sıra işleyeceğiz. 22 sıradan sonra biz topuk işlemini eksiltmesini yapacağım. Topuğu yapacağım. Şöyle yani her sırada değil, iki sırada bir sıra artırın, bir sıra artırmayın. Öyle 48 trabzana ulaşalım. Şu anda 38 trabzanla başladım. 48 trabzana ulaşana kadar artırmaya devam edelim ama her sırada yapmayalım onu. Birden artırmayalım. Bir sıra da araya bırakabilirsiniz, iki sıra da bırakabilirsiniz. O artık size kalmış. Ben bir sıra bırakıyorum arkadaşlar. Her sırada artırmıyorum ki birden yükselmesin. Yavaş yavaş yükselsin orası. Çünkü daha öreceğimiz çok şey ilmeğimiz var, sıramız var. Onun için bu sırada artırmayacağım. Bir dahaki sırada artıracağım. Sözde ile yapın. Şimdi bunu şuradan sayarak şöyle şu bordolardan, beyazı değil bordolardan sayarak 22 sıra yapalım. Ondan sonra topuğunu yapacağız. Şunlar da şu ilmeği trabzanlarımız. Şu trabzanlarımızı sayacağız. 48 tane trabzan olacak. Şu zincirlerin, şu yandaki yükselttiğimiz zincirin dışında 38 tane trabzanımız olacak. Şimdi örmeye devam edelim. O 22 sıra olana kadar şuradan sayarak 22 arkadaşlar. Şu yanı 10, 16 tane 16 sıra olacak. Şu başladığımız açtığımız yerden saysak 16 sıra olacak. Şuradan başlasak çünkü şunu 6 sırada 6 var. 22 sıra olacak. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi 16 sıra ördük. Şöyle bu şundan başlayarak 25 sıra ördük. Şimdi 26. sıradadır. Yine ben şöyle 48 tane trabzanımız vardı. Şuraya şu anda 21 tane 17. sırada. Şöyle 23. sırada diyeyim. 22 sıra örecektik ya, şuraya 22 sıra bordoları ördük. 23. sırada 21 tane trabzan yaptım. İkili trabzan. Şimdi sığ iğne yapıyorum şöyle. Sadece ipsiz batıyorum. 1 2 bu topuktur arkadaşlar. 3 4 5 ve 6. Bunu topuk için
6 tane sık iğne örüyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz ve 21 tane yine trabzan örüyoruz şurayı. Yine burada örüp tekrar buraya döneceğim. Şimdi oradan yine beraber olacağız arkadaşlar. Ben şurayı yine gösteririm size. Topuğu. Şimdi tekrar buraya kadar gidip döneceğiz. Şuraya kadar tekrar beraber olacağız. Evet, topuk yerine geldim tekrar. Şimdi şöyle yine sık iğneyle ip dolamıyorum tığıma. Şöyle buraya batıyorum. Kapatmıyorum. Yandakine batıyorum. İkisini tığımın üstünde 3 ipim 3'ünü bir alıyorum. Eksiltme oluyor şimdi. Batıyorum. Kapatmıyorum. Tekrar yandakine batıyorum. Ve 3'ünü bir alıyorum. Şuraya yine batıyorum. 6 ilmeğimiz vardı. Şimdi 3 ilmeğe indik arkadaşlar. Şöyle 6 tane sık iğnemiz varken şu anda 3 tane sık iğnemiz oldu. İpimizi doluyoruz yine. Tekrar ikili trabzan örmeye devam ediyoruz. Şöyle ikili trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz şöyle. Evet. Topuğumuz şöyle. Tekrar yine bunu başa kadar öreceğim. Gidip de şuraya döneceğim. Gidip döneceğim. Şurayı tekrar size göstereceğim. Üçüncü sırada tekrar son sıramız olacak o. Örmeye devam ediyorum. Evet, ördüm şimdi arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 tane sık iğnemiz vardı. Şöyle yine ipsiz bir batıyorum. Yandakine batıyorum 2 ve yandakine batıyorum 3. 3'ünü şimdi böyle 4'ünü bir 3'ünü bir kapatıyorum. Ve sık iğnelerimiz bitmiş oluyor. Tekrar trabzan yapıyoruz. İpimizi doluyoruz. Ve ikili trabzanlar örmeye devam ediyoruz. Şöyle. Ben yine şuraya kadar örmeye devam edeyim arkadaşlar. Patiğimiz artık bitiyor. Birleştirmeyi göstereceğim size. Evet arkadaşlar, son sıramızı da yaptık. Şöyle konvers patiğimiz bitti. Şurasını beyazını 5 sıra yaptık. Şunu da bordosunu 25 sıra, toplam 30 sıradan oluşuyor. Şimdi bunu şu arkasını birleştireceğiz. İpimizi koparmadan şöyle şu ikisini birleştiriyoruz. Yan yana getiriyoruz. Üst üste şöyle tığımızı şöyle şuradan batıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir zincir çekiyorum ve karşılıklı bir buradan bir buradan sık iğne yapıyorum. Şöyle bir buradan bir buradan karşılıklı alıyorum. Şöyle. Şu üçtekilerine karşılıklı batıyorum tığımı. Sık iğneyle birleştiriyorum. Şöyle. İç tarafından yapıyoruz arkadaşlar bunu. Dıştan değil, tersine çeviriyoruz. Patiğimizin ters tarafı iç tarafından yapıyoruz birleştirmemizi. Ve patiğimizi şöylece bitirmiş olduk. Şöyle bir bakın. Şöyle topuğu bak. Şöyle yuvarlak güzel geldi. Hiç belli olmuyor. Dikiş yok, bir şey yok. Şöyle birleştirmiş olduk. Şimdi ipimizi koparalım. Etrafını yine beraber örmeye devam edeceğiz. Şu yanlarını öreceğim şimdi. Şöyle şu kenarlarını öreceğim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle ipimizi ilmeğimizi yapıyoruz ve şuradan başlıyoruz. Şu taraftan örmeye başlıyoruz.
Bismillah deyip şöyle iki zincir çekiyoruz ve trabzanlar yapıyoruz. Her bir yuvamızın içine iki tane ikili trabzan yapıyoruz şöyle. İp arada zincir falan çekmiyoruz hiçbir şekilde. Şöyle şu yuvalara iki trabzan batıyoruz. Şöyle. Şöyle şu ilmeğimizin arasına yuvamıza bir iki trabzan yana geçiyoruz şöyle bir iki trabzan bir yana geçiyoruz bir iki trabzan her bir yuvaya ikişer ikişer batıyoruz arkadaşlar iki trabzan yapıyoruz bir iki trabzan şöyle. Her yuvaya iki tane iki tane batıyoruz arkadaşlar. Şöyle şunu şöyle etrafını yapıyoruz ağzını. Şöyle. Her yuvaya iki tane trabzan yapıyoruz. Şöyle her yuvaya iki tane trabzan, her yuvaya ikili trabzan iki tane yapıyoruz. Şöyle bunu şimdi bitişe kadar yapacağız, şuraya kadar yapacağız. Şöyle etrafını hepsini, ağzını, patiğimizin, konvers patiğimizin ağzını hepsini şöyle ikili trabzanla ikişer yuvaya ikişer ikişer batarak yapacağız ve bitireceğiz inşallah. Evet arkadaşlar böylece patiğimiz bitmiş oldu. Şöyle konvers patiğimiz gördüğünüz gibi şunu bitirdim. Şu bağcıkları takmak için eğer manken ayaklarınız varsa giydirip taksanız daha kolay olur. Olmazsa yanınızda bulunan birinin ayağına giydirip de öyle takarsanız onlar sizin için daha kolay olur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sağ alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Videolarımı beğenin. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.